oranı asla değiştiremiyorsun. Klasik örneği size de vereyim. Üniversiteye gittiğinizde çok fazla ihtiyacınız olacak. Nasıl? Pilav yapma tarifi vereceğim şimdi. Hatta burada şöyle bir durum var. Üniversiteye ilk gittik pirinç pilavı yapacağız. Tabii kimse hani erkek <laughs> olduğu için kim nasıl yapılacağını bilmiyor. Dedim ki ben ben yaparım siz durun dedim. Ee, pirinci alıyorsun işte 1'e 2 oranının bir duymuştur. Biz de kalabalıktık işte 2 bardak 3 bardak pirinç aldık. 2 katı kadar da sıvı yağ koyalım dedik. Yani 1 bardak pirince 2 bardak sıvı yağ koyduk. Neyse aradan biraz zaman geçti. Pilav oldu ama oldu gibi değil. Yani bir değişik bakıyor bize. Yani diyor ki ben bir pilav değilim gibi bakıyor. Kaşınla al ve yağ falan çözüyor. Dedi ki e, toplanık arkadaşlar bunda bir sıkıntı var ne yapalım diye. Ondan sonra çözüm olarak annemi arayayım dedim. Annemi aradım dedim anne böyle böyle biz bir pilav yapmaya kalktık. Ama dedik bunda bir gariplik vardı. Yani pirinçler sert ve çok yağlı dedik. O nasıl ne yaptın nasıl yaptın dedi. Dedim bir bardak pirinç aldım. Bir bardak pirince karşılık iki katı oranında da e, sıvı yağ koydum dedi. Ne koydun dedin? sıvı yağ dedi. dedim Oğlum dedi salak mısın <laughs> dedi. Birinci dedi o kadar su yağ mı koydur dedi. Ne yapacak? O dedi su su dedi. Orada dedi koyacağın suyu dedi. Dedik ondan sonra ampulyan Şimdi burada bir oran varmış ondan sonra keşfettik. Tabii şu anda işin iyice püf noktalarını da öğrendik. Şimdi pirinç aldığınızda 1'e iki oranında su koyarsanız çok güzel bir pirinç oluşabiliyor. Tabii ki BİM'e gittiniz, öğrenciyseniz BİM'den alışveriş yapacaksınız. O BİM'de baldo pirinci aldığınızda 1'e 1.75 oranı daha güzel yapıyor. Bu pirinç pilavının üstüne bir iki damla böyle e, ee, limon damlatırsanız pirinçlerinizi parlak yapıyor. Üstünde böyle kesme şeker falan koyuyor. İyice profesyonel olduk o konuda. Yani bu pilav yapma bizim işimiz oldu o saatten sonra öğrendik. Şimdi demek istediğim ne? Ben bir pirinç pilavı yapmak istiyorsam o zaman ne yaptım? 1 bardak pirinç alırsam 1 bardak pirince karşılık 2 bardaklık su koydum. Peki 2 bardak pirinç alsaydım e 4 bardak su koyacaktım. 3 bardak alsaydım 6 bardak. E, belli bir oranla arttırıyoruz değil mi? İşte bu. İkisini sadeleştirdiğinde sürekli ne oranı çıkıyor? 1'e 2 oranı. Bu oran hiç değişti mi? Değişmedi. İşte bu değişmeyen oranı biz ne diyecekmişiz? Sabit oranlar kan diyecekmişim. Sabit oranlar kanlı bana aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bak bir bileşik oluşturmak mı istiyorsun diyor.